Sektörde iki büyük şirket var. Bir tarafta Google, diğer tarafta ise OpenAI. Yapay zeka dil modelleri geliştikçe özellikle metinden video üretme konusunda gerçekten piyasada birçok rakipleri var bu şirketin. Fakat başarı olarak baktığımız zaman Sora gerçekten şu an çok başarılı. Yani bir süredir Sora, Clink AI gibi yapay zeka araçlarını kullanarak metinden videolar üretebiliyorduk. Fakat geçtiğimiz günlerde Google'ın gerçekleştirdiği Google I.O. etkinliğiyle beraber yapay zeka tarafında yeni bir gelişme yaşandı. Artık Google ve o 3 ile beraber biz yine metinden videolar oluşturabiliyoruz. Fakat bazı farklar var. Çözünürlüğümüz arttı. Daha uzun süreli videolar üretebiliyoruz ve en önemlisi artık ses efektleri Anladım. eklenebiliyor. Evet. Yani biz bir video oluşturduğumuz zaman arkaya istediğimiz ses efektlerini ekleyebiliyoruz ve bununla da bitmiyor. Bu kişileri bir video oluşturduğumuz zaman bu videoda ses efektlerinin dışında diyaloglar da eklemek mümkün ve diyaloglarda Türkçe dil desteği de var. Yani Türkçede konuşturabiliyoruz bu karakterlerimizi. Sağ diz baskısı 314 Denge merkezi batı alanına kayıyor. Zeka bilekten önce gelir. Teknoloji bunu sonunda ölçebiliyor. Şimdi dedim ki bizde ChatGPT Plus üyeliği var. Bunun yanında da Google Veo 3'ün 719 TL'lik yani Gemini AI Pro paketinde şu anda kullanıyoruz. İlk ay denemesi ücretsizdi. Biz de şu anda ücretsizi kullanıyoruz. Yani şu anda siz de bu ücretsiz versiyonu deneme sürümü olarak kullanabilirsiniz. Fakat iki model arasında bazı farklılıklar var. Fiyat farklılıkları ve paketlerden kaynaklı olan bazı kısıtlamalar var. Şimdi biz bugün sizlerle beraber bu iki aracı birbiriyle kıyaslayacağız kıyaslayacağız. Bakalım metinden video oluşturma konusunda ChatGPT'nin sorası mı yoksa Google'ın BO3 mü daha başarılı? Şimdi dilerseniz ikisinin farklarına göz atalım. Daha sonrasında prompt kısmına geçiş yapalım. Şimdi ilk olarak Soradan başlamak istiyorum. Geçtiğimiz yılın sonlarında Aralık ayında ChatGPT Plus ve Pro üyelerine özel sorak kullanılabiliyor arkadaşlar. Fiyat tarafına baktığımızda ChatGPT şu an satın almak isterseniz Plus üyeliği 20 dolar. Yani ortalama 900 TL falan denk geliyor ve eğer Plus üyesi yani 900 TL verdiyseniz de 50 adet video üretebiliyorsunuz. Şimdi sorayı açtığımız zaman 16'ya 9, 9'a 16 veya 1'e 1 gibi farklı şekillerde videolar üretebiliyoruz. Çözünürlük tarafında 720p ve 480p olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Şu anda 1080'i kullanamıyoruz. Plus üyesi olduğumuz için 10 saniye videolar üretebiliyoruz. Eğer bunu 5 saniyeye çekersek 720p videolar üretmek mümkün. Fakat ne yazık ki yalnızca 5 saniye videolar üretebiliyoruz. Şu anda ben şartları eşitlemek için sonra ile 10 saniyelik bir video kaydedeceğim ve 480p'de videolar üretmesini isteyeceğim. Çünkü çözünürlük zaten yapay zeka ile her türlü iyileştirilebiliyor. Biz burada aslında uzun videonun ne kadar sürede çıktığını ve bizlere nasıl sonuç verdiğini anlamak için bu testi yapıyoruz. Flow tarafına baktığımızda VO3 modeliyle beraber metinden videoya üretim yapabiliyoruz ve ortalama 8 saniyelik bir video üretebiliyor. Buradan VO3 modelini seçtik. Sağ üstte de bizim ne kadar kredimizin kaldığı gözüküyor. Şu anda 1000 yapay zeka kredisi karşımıza çıkıyor. Bir video oluşturduğumuz zaman VO3 modeliyle oluşturduğumuzda 100 kredimiz gidiyor ve bize aslında 10 kullanımlık bir hak sunuyor. Ve ne yazık ki bu haklar yenilenmiyor arkadaşlar. Yani günden güne yenilenmiyor ama bir aylık süreçte bu periyotta olduktan sonra yenilenecektir. Bu arada biz ilk ay ücretsiz demiştik ama ilk aydan sonra ne oluyor? Eğer Gemini Pro almak istiyorsanız aylık 720 TL ödemek gerekiyor. Fakat daha yüksek çözünürlüklü, daha uzun videolar üretmek isterseniz de Gemini Ultra almak gerekiyor. Bu da 4500 TL tekabül ediyor. Bu fiyatta ilk 3 ay için geçerli. Daha sonrasında çok yüksek fiyatlardan almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi Google VO3 ve Sora'yı denemek üzere ilk komutlarımızla başlayalım. Şimdi ben ayrıntılı bir prompt yazdım. Bu arada bu komutu yazarken de yapay zekadan faydalanabilirsiniz. Yapay zeka ile prompt yazıldığı zaman metinden video üretme araçlarının gerçekten sınırlarını zorlayacak komutlar verebiliyor. Google VO3'te İngilizce komutlar kullanmamız gerekiyor. Türkçe komutlarda ne yazık ki çalışmıyor. Fakat diyalogları Türkçe yazmamız yeterli onları İngilizceye çevirmeye gerek yok. Diyaloglar Türkçe yazıldıktan sonra o konuda sıkıntı olmuyor. Sonra da Türkçeyi de kullanabiliyoruz ama İngilizce kullanmamız kesinlikle daha iyi olur. Daha tutarlı sonuçlar alabilmek için Türkçe komutlar yazdırıp İngilizceye de çevirebilirsiniz. Şimdi ben çok ayrıntılı bir komut yazdığımdan bahsetmiştim. Bu komutta iki tane neon ışıklı sürat teknesinin İstanbul Boğazı'na yanaştığını anlattım. Şimdi ikisine de hemen bu komutu yapıştıralım ve ayarlarımızı kontrol edelim. Google VO3 seçili 480p 10 saniye soraya yolladık ve Google VO3'te de yollayalım bakalım bunu üretmek ne kadar sürecek arkadaşlar ve ortaya çıkan videolarda nasıl olacak. Evet soru oluşturdu şu anda hemen videoyu oynatmadan önce ve onun da oluşturmasını bekleyelim ve o da oluşturdu yani aralarında 5-10 saniye falan var. Evet şimdi tek tek bakalım. Bu arada videoyu izlerken kenarda bir yerde de prompt'u görebilirsiniz arkadaşlar. Tabi sesimiz yok. Yani video çok İstanbul Boğazı gibi durmuyor binaların ışıklandırmaları cyberpunk havasını katmış ama biz de zaten komutta aslında bunu istemiştik. Fakat kenardaki sıçrayan sulara baktığımız zaman gerçekçilikten biraz uzak gibi geldi bana. Bir de VO3'e dönelim arkadaşlar. Daha hızlı peşimizdeler. Bu ne ya? Tam gaz dayanın. Daha Şaka hızlı mı bu? Peşimizdeler. Bu suların hani şu an ses efektlerini. Bir kenara bırakıyorum. Arkadaki dublajı kenara bırakıyorum. Sadece videonun gerçekçiliğine odaklanıyorum. Siz de aynı şekilde o su sıçramalarına dikkat edin arkadaşlar. Daha hızlı, peşimizdeler. Galata Kulesi falan Tam gaz, dayanın. Bir şey diyeyim mi? Daha Burada hızlı. Açık ara kesinlikle V3 öndeydi ve gerçekten çok başarılı. Bunu indirirken isterseniz çözünürlüğü arttırılmış, isterseniz orijinal boyut olarak indirebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Çözünürlüğü arttırılmış indirdiğimiz zaman seste bir kayma oluyor. Bu yüzden ben bunu nasıl çözüyorum? İkisini ayrı ayrı indirip yüksek çözünürlüklü olanı 720p'nin üzerine koyuyorum. Sonradaki videoyu da kaydedelim ve hemen diğer promptumuzla devam edelim. Şimdi bir diğer komutumuz da yine Türkiye'den olacak. Kapadokya'da peri bacalarının üstünde de altın renkli bir sis bulutu var ve aralarından da bir planör geçiyor arkadaşlar. Prompt'un tamamını yine okuyabilirsiniz. Şimdi bir yandan kronometremizi de başlatmak istiyorum. İkisiyle de aynı anda bir video üretelim. İkisi de çünkü birbirine yakın sonuçlar veriyor. 3 2 1 başlattım. Bunu da başlattık. Tamam süper. Komut hazırlansın yine buradayız. Bu sefer sora daha önce oluşturdu arkadaşlar. Hemen videomuzu durduralım. izlemeden önce ee, vo 3'ün de oluşturmasını bekleyelim. O hala yüzde 45'te kaldı. Tabi komutun ayrıntısına göre de oluşturma süresi değişebiliyor. Evet, Google vo 3 de oluşturdu arkadaşlar. Arada yaklaşık bir buçuk dakikalık bir fark var. Bu da 3 dakika sürdü. Az sonra sorayı yüksek çözünürlüğe alacağız. Bakalım arada öyle farklar olacak mı? İlk soradan başlıyorum bu arada. Şu anlık güzel gidiyor. Aydıntılar güzel. Sadece balonu güzel yapamamış gibi. Bir de planörden bahsetmiştik komutta. Planöre dair bir şey bulamadık. Ama Kapadokya ortamını güzel yansıtmış. Yani bir buçuk dakikalık bir hazırlığa göre güzel olmuş. Tabi burada VO3 ile de kıyaslamak lazım. Şimdi onu açalım. Yani evet bu da çok güzel olmuş. Hani burada ee, ...üzerindeki neon detaylar çok belirgin. İşte Kapadokya'da daha çok balon var. Ve oranın yapısı, peribacaları daha çok belli oluyor. Burada peri peribacalarını o kadar da aktif görmüyoruz. Onun dışında yani bu videolar hakkında da yorum yapacak olursam... ...yine kesinlikle VO3 önde arkadaşlar. Hemen bu videoları da kaydediyorum. Evet bir sonraki komutumuz için çözünürlüğü 720p'ye çektik. Biraz daha kaliteli işler üretsin. Şimdi ise çamurlu ve fırtınalı bir komut seçtim. Biraz daha bu modelleri zorlayabilmek için... Sonra bu sefer daha kısa bir video üretecek. 5 saniyelik video ama çözünürlüğü biraz daha yükselttik. Bu arada soru oluşturdu. Hemen bu videoyu durduralım. Yaklaşık bir dakika falan sürmüştür değil mi Sefa ne kadar? Saniye. 50 saniye çok iyi. VO3 hala üretmeye devam ediyor. Aralarında süre olarak zaten bariz fark var. Ama önemli olan ortaya çıkan videoda nasıl bir şey üretti. Bakalım VO ne zaman bitecek. Evet VO3 de bitirdi. Şimdi yine aradaki farklara bakalım. Bu sefer ilk olarak VO3'ten başlayacağım. Bu arada arada 2 dakikalık bir fark vardı. Birisi 1 dakika sürdü diğeri 3 dakika. Alfa Geçit temizleniyor. İlerliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Üç, Gerçekten çok iyi yapıyor ya. Hani şurada mesela zaten komutta ayrıntılı olarak pan tilt kamera açıları falan yazıyordu. Hani onları yapabilmiş. Bakalım sonra bunları yapabilecek mi? Üç, hani bu çamurların sağa sola atılması Abi çok başarılı ya. Alfa Şimdi bir de soraya bakalım. Sorada daha basit bir görüntü var. Yani çamurlarda falan hiçbir şekilde yansıma yok. Bir de sadece third person bir açı olmuş. Yani tıpkı GTA gibi bir şey olmuş. Yani sağdaki soldaki ayrıntıları güzel görüyoruz. Yağmur yağıyor. Fakat o çamurda istediğim ayrıntıyı yakalayamadım. Burada da VO3 önde. Yine bir diğer ayrıntılı komutumuzu ikisine birden yapıştıralım. Komutu da yine ekrandan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ve sıraya eklendi. Evet bu komutumuz da üretildi. Stratosferde bir yelkenli istemiştik. İlk olarak VO3'ten başlayalım. Yani... Bu biraz gerçekçilikten uzak gibi geldi bana. Yani uğultu sesini zaten ben istemiştim komutta. Ama yine de modellemeler ve gerçekçilik biraz uzak gibi geldi bana açıkçası. Bir de Sora'ya bakalım. Aa Sora'da daha güzel gözüküyor mesela. Bak bunda mesela Sora biraz daha iyi gibi geldi. Tabi sizin bu konudaki görüşleriniz de önemli. Ve son komutumuza geldik. Şimdi ilk olarak Sora'dan başlayalım arkadaşlar. Bakalım kumun içerisinden spiral bıçaklı mekanik kum ejderi nasıl gözüküyormuş soraya göre. bir şey diyeyim mi? Kum taneleri gerçekten güzel duruyor. Video birazcık kısa kaldı. Hani devamı olsa daha çok hoşuma giderdi. Ama gerçekçilik tarafında fena değil bence. Güzel olmuş. Bir de VO3'e bakalım. Oo, 분해야. Ya şaka gibi gerçekten mükemmel üretmiş. Hani bıçakların açılış ses efektleri. Hadi diyelim ses efektini kenara bırakalım. Sadece görüntü üzerinden değerlendirelim. Yine bile ayrıntılar gerçekten çok başarılı olmuş. Evet arkadaşlar metinden videoya yapay zeka ile içerik ürettiğimiz iki aracımızı karşılaştırdık ve fiyatlarını da sizlerle beraber değerlendirdik. Bana kalırsa V3 şu an gerçekten çok başarılı. Eğer böyle şeylere ilginiz varsa deneyimleyebilirsiniz. Yani ilk ay ücretsiz fakat sonrasında ücret çekmeye başlar. 720 20 TL. Bu yüzden bunu da unutmayın. Peki sizce hangisi daha iyiydi ve hangisi daha fiyat performans? Çünkü bu modellerin yanında sunulan diğer avantajlar da var. Yani ben ChatGPT Plus aldığım zaman sağladığım tek avantaj sonra değil. Bunun dışında hem Gemini AI Pro hem de ChatGPT Plus üyelerinin sunduğu avantajları ekranda görüyorsunuz. Yani yalnızca video üretme bazında bu paketleri değerlendirmemek lazım. Bence bu Google i etkinliğinden sonra OpenAI'dan da sonra tarafında büyük bir adım gelecektir diye düşünüyorum. Sizin bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.